Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil alemin gibi adet maktavlar hamdun sanalar olsun. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya salatu selamlar olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli mu'min musulman. Eke ve kelele basın giller. Allah subhanahu wa ta'ala her birlerimizde diletken ibadetlerimizde, yaşiliklerimizde, özünü dergahda kabul kısın. Günahke, nüksan kemçilike, hatta ki yol koyadigen bendemiz Rabbil Alemin. Özü günahlarımızda, hatalarımızda, nüksan kemçiliklerimizde, özü fazli kerama bilen keçirsin. Hazır men telefonumda, nümeske zariyat ki karasam, 22 presin faiz zariyat kaptı. Anca vakitlerden beri niyet kılamız şu mübaşirdeydi, doğrudan doğru premier efirde bir yakınlarımız bilen görüşsek, suhbetleşsek de. Lakin anca vakitten beri düşünürse olma gereken hazır bir malumat yardım geçip gitti. Köpçilik cemaat bilen bana şu malumatlı buluşuşluğunu makul gördüm. Bugün bir makalı okup aldım Seyyid Nasir hakkında. Bu kişi kim deseniz, bu kişi sportsmen. El-hikmetu dallatul mu'min degen söz, yani hikmet bu mu'min Müslümanlı. Kaysi orunda, aynı mevacede, her akıda, kaysi orunda tapu alsa hem aladigen dersesi. Hikmet. Yani ben bu telefonu ver alalım hani ki. Çünkü bol yetken bu meyetkerliğini bu telefondan görüp duruş gerekli. O duruşuna cemaatimiz. Gençelik bunu. Hikmet Mumun'un şey, yok atıp koygen dersesi. Kaysi orunda bulmasın, kaysi orunda topmasın. Elbette hikmetli Mumun bana şu hikmetlerden faydalanıp gitmem diyen söz. Demek bir işle yaptık. Seyyid An-Nasir degen insanını vakiyasını okup kaldı. Hürmetli cemaat. Et yaptı ki 1928 yılı Arap diyarlarda, Mısır yurtuda, biz Mısır'da okuduk, Kahra'da elhamdülillah. Ama şey Mısır'da olimpiyadadan katnaştık için Seyyid Nasir bana yakında olimpiyada oyunları buldu, çempiyon oldu, adamlarını görüp cidden kutsam oldu ki Allah-u Teala mübarek vat kısın. Seyyid Nasir Mısır'dan katnaşadı. Olimpiyadaki baradı. Adaşmasam şu yılı Tokyo'da buladı olimpiyada. Ana şu olimpiyadaki katnaşken de taş götürüşlük boyunca birinci oranını aladı bu kişi. Yani altın medal sahibi buladılar. Seyyid Nasir altın medal sahibi buladı. Kaytıp gelişken de cüde çırali kütüb alıştık için yani bizim padişahlarımız hem çırali kütüb alıp yaşı mükafatlarını verişti. Kırgızistan'da, Özbekistan'da çırali mükafatlar verildi. Yani spor bilen şugurlanken sportsmenlerimiz ki Allah-u Teala bu yurtlarımızda yine de en elde yurtlardan kısın. Bu Orta Asya'nın en elde yurtlar devletlerden kısın Rabbil Alemin. Hem ne diyeyim, sahalarda yap. O şey vakitteki Mısır'ın padişahı Seyyid-i Nasır'ını kütüp alıştığı için bir özgece bayram ilüştürünler. Cüde hem bir başı Osman geçsin. Bizim yurtumuzda köterde diye manada. Şu kişinin kütüp alıştığı için hareket edilecek. O şey vakitlerde Mısır'da Ahmet Şavki deken şair ötken. Yani bu kişinin eslesem daima Ecmelü min kelam tarakat du'ayn ve ahseni min kelam talidin nisa'u. خلقت مبررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ودكي رسول الله من مدح قلب مكتب يزغن شيرلر دائم اسم جدي كيرد سيزدن گوزلنه هلا گوزلر كورمدي و سيزدن افزلنه هلا آرالار تغمدي دگين معنادگي شيرلرمي اشتمن ديمك شاعرني هم تكليف قلينلر شاعر كيرد انا بو بزدن چيمپيونمز سامونيتتن تشكندن سوين شير ايتي بيرسن. Aynen bana şu çempiyonlarımızı bağışla bir şiir aytıp versin deyip hatta Ahmet Şavki'yi hem teklif kılmadı. Ahmet Şavki'nin lakabları Amir-i-Şuara, şairlerine amiri. Arap dilinde şiir yazıştık cüde osanmaz. Kıyım mesele. Arap dilinde şiir öte kıyım. Yani o şeyde hem şiirlerinin içinde şair buluş demek kıyım. Şairlerinin içinde Amir-i-Şuara diyen lakabını alıştık. Bu cüde hem kıyım.
Allah taala bu Ahmed Şawqiga nasib qilgan. Hattoki Rasulullohni eng zo'r maqtagan, eng go'zal maqtagan she'r ham mana shu deb aytiladi. Ajmana min kalam taraqqatu aynu wa ahsana min kalam talati nisa'u degan she'r. Demak biz aytayotgan voqeamiz o'sha sportsmen haqida bo'ldi. Sayyidun Nasir kutib olinadi. Waqat istaqbalaka bi zuhuri min al-iklili degan she'r bilan boshlaydi Ahmed Şawqiga. Ey Sayyid Nasir, juda ham baland ko'tarding. Vatanning nomini ko'tarding. Juda ham oliy ish qilding. Sayyid Nasir, sen og'ir yukni ko'tarding. Sen chempion bo'lding. Ancha-muncha odamlarning kuchi yetmaydigan narsalarni ko'tarding. 5-6 kuplet she'r o'qiydi. So'ngra mana shu she'rning davomida aytadiki, ey Sayyid Nasir deydi. Sen qarzni muammolarini ham ko'targanmisan deydi. Yani men she'rni arabcha lafzini matnini aytmayapman. Ammo tarjimasini aytayapman xolos. Al hamaltal ad-dayna. Ey Sayyid Nasir. Dunyoga chempion bo'lgan, dunyoni lol qoldirgan toshni ko'tarding. Qarzni ko'targanmisan umringda? Yoki yaqin insonlaring seni tashlab ketganida boshingdan o'tkazganmisan degan ma'nodagi she'rni aytar ekan. Shuning uchun biz aytamizki, qarzdor odamlarga mana shu masala meni ismiga tushib ketdi. Ad-daynu hammun walau dirham. Bir dirham bo'lsa ham bu g'am, tashvish qarz insonni qutuldiradi deyapti. Ya'ni qiynaydi degan ma'no. Inson og'ir narsalarni ko'tarishi mumkin ekan. Ammo inson qarzdorlik degan narsani ko'tarishligi qiyin bo'ladi. Inson og'ir narsalarni, qiyin narsalarni ko'tarishligi mumkin. Ammo inson yaqin odamlarni tashlab ketishligini ko'tarishligi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun Amir ush-shuara aytibdiki, shoirlarning amiri, ey Sayyidun Nasir, sen shuncha yukni ko'targan, shuncha temir og'irligini ko'targan qarz degan muammoni ham umringda ko'tarib ko'rdingmi? Ey Sayyidun Nasir, sen chempion bo'lding, juda ham og'ir narsani ko'tarding, tabriklaymiz. Ammo sen yaqin odamlarni xiyonatini ham ko'tarib ko'rdingmi degan bir she'rni aytgan ekan. Jamoatimizga mana shu narsani bo'lishmoqchi bo'ldik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytiladiki, masjidda ikkita odam tortishib, ovoz ko'tarilayotgani haqida eshitib qoldilar. Nima haqida gaplashyapsizlar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'raganlarda ular aytdiki, ya Rasululloh, mana bu sahoba menda qarzi bor, bermaydi. Biz ikkinchisi aytdi, ya Rasululloh, qarzi ko'p, men topib berayin desam imkoniyatim bo'lmayapti. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bunday qilib ishora qilib yoki qo'llar bilan, sen dedilar yarmini kechib ber. Ammo ikkinchisiga aytdilarki, sen endi qarzi qolganini tezroq to'lagin. Qarz bor odamlar biladi qanchalik bu qarzni to'lashlik qiyinligini. Qoida bor qarzda, ad-daynu mazallatun fin-nahar. Kunduzlarda insonni sal obro'siga putur yetkazib qo'yadigan, kechqurunlarda insonni uyqusini olib ketadigan narsa qarz deydi. Alloh subhanahu va taolo qarzdan qiynalayotgan insonlarni, hammalarini ham Robbil alamin o'zi qarzlarini oson va yengillik bilan qutulishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Avvalo Alloh subhanahu va taolo qarz bo'lmaylik ro'zadan. Daydullohi haqqu deydi hadisda, Allohning qarzi muhim. Namozlardan qarz bo'lib qolmaylik. Ro'zalardan qarz bo'lib qolmaylik. Balki avval Alloh taolodan qarz bo'lmaylik. So'ngra Alloh subhanahu va taolo bandalardan qarz bo'lishlikdan o'z saqlasin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min g'alabati ad-dayn va qahri ar-rijal, g'alabatu ad-dayn, ya'ni qarz bo'lib ketishlikdan, insonlardan qarz bo'lib ketishlikdan men panoh tilayman degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak hadislari bor. Butun qarzdorlikda qiynalayotgan insonlarga biz duo qilamiz, Robbil alamin o'zi osonlik va yengilligini bersin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham gunohlarimizni kechirib, ikkala dunyolarni obod bo'lgan insonlar qatorida qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah.